Külhan Beylik ortadan kalkarken ruhunu ve adını Doğu toplumlarında varlığını sürdüren Kabadayılığa devretti. Bu ruh ve ad yüzlerce öykü ve romanla, onlarca filmle yaşamaya devam etti. Gerçek anlamda Külhan Beyliğin sona ermesine polisin hamam baskınları değil, hamamın 20. yüzyılın başından itibaren ticari ve kültürel olarak gerilemesi neden oldu. Eski Osmanlı ismi Külhan, yeni ismiyle Ocak olarak geçiyor. Tamamen doğal olarak tıraş yapıyoruz. Kışın çok soğuk havalarda takviye olarak odun. 1 Ocak'la 2 tane hamamı birden ısıtıyoruz. Aynı şekilde suyunu yerden ısıtma sistemiyle. Doğal olarak soğuk suyumuz buradan giriyor. Serpentin dediğimiz sistemle, boru sistemiyle dolaşarak üstten depoya dökülüyor. 90 tonluk depomuz var orada, yedekli hazır bekliyor. Yaptığımız iş tamamen doğal olarak buna bağlı. Osmanlı döneminde Mimar Sinan'ın ilk yaptığı dönemlerde ocakçılara Külhan Bey denilmiş. Daha güçlü, daha kuvvetli insanları seçermişler. O zamanlar talaş veya kömür sistemi olmadığı için büyük kütüklerle uğraştıkları için daha baba yiğit insanları seçermişler bunu. Daha gücü yetenler yani. Bence çok insan bilmiyor yani. Külhan dediğin zaman şu anda biraz kariplerine gidiyor. Külhan denince ne akla bir şey gelmiyor ki. Türk hamamının değişmeyen figürlerinden biri de tellaktır. Hamamlarda erkek müşterileri yıkayanlara tellak, kadın müşterileri yıkayanlara da natır adı verilir. Türk hamam kültürünün canlı olduğu Osmanlı döneminde tellaklar da bu kültürün önemli bir parçasıydı. Herkes tellak olamazdı. Bunun için bazı şartlar gerekirdi. Aslında bazı şartlar değil, pek çok şey gerekirdi. Beş yıldır buradayız. Kesik yapıyor Mansur. Müşteri geliyor. Önce kesesini yapıyorsun. Kiri çekiyor. Ondan sonra masajını yapıyorsun. Dinlenme. Şimdi kesesini yapıyor. Masajını yaparken böyle canlı yakacaksın. Biz de başka çarşısına gelip akşamda fazla versinler. Osmanlı döneminde bir dönem önemli olan hamamlara su ve odun tüketiminin artması nedeniyle bazı kısıtlamalar getirilmiş. 18. yüzyılda yayınlanan bir padişah fermanıyla İstanbul'da artık yeni hamam yapılması tamamen yasaklanmış. 1741 yılında 1. Mahmut tarafından Ayasofya Camisi'ne gelir amacıyla inşa edilen Cağaloğlu Hamamı İstanbul'da yaptırılan son hamam olmuş. Mimarı kesin olarak bilinmeyen Cağaloğlu Hamamı, çifte hamam olarak hizmet veren tarihi hamamlardan. Soğuklu kısmındaki barok tarzı fıskiyesi ve kubbedeki çini levhalarıyla İstanbul'un son büyük hamamı.
katlı soyunma yerlerinden sıcaklık kısmına merdivenle geçilir. Sıcaklık kısmında duvardaki çiçekli büyük mozaik işleme, sütunlar ve halvetteki çini işleme Osmanlı hamam mimarisinde özgün bir yer tutar. Babam 40 yıldır bu işin içinde. Ben de haliyle son 10 senedir onunla birlikteyim. Baba oğlu öyle işletiyoruz hamamı. Hamam bizim kültürümüzden gelen bir şey biliyorsunuz. İnsanlar gelip bunu burada hani bu keyfi tatmayı çok seviyor. Çünkü sakin bir ortam, mabet hamam. Paklanıyorlar, dinleniyorlar. Ondan sonra gidiyorlar. Kubbeli yapılar, buğdan buhardan görülmeyen yerler, ışık hüzmeleri, sıcak sular, hamam tasları, nalınlar, peştemaller. Çoğumuz için belki artık çocukluk anılarımızı süsleyen sisler arasında kalmış büyülü mekanlardır hamamlar. Bugün yeni neslin banyo kültürünü saunalar, spalar oluştururken eskiden bir hamam kültürü vardı. Hamama gitmek, hamamda yıkanmak hepsi ayrı bir törendi. Şimdiki çocukların analarında göbek taşları, hurma lifleri, tellaklar, natırlar olmayacak belki ama hamamlar hala ayaktalar.